Değişimin paradoksal teorisi der ki, bir şey değişsin dediğimizde garantilediğimiz tek şey o şeyin değişmemesidir. Terse çevirirsek, bir şeyi değiştirmek için yapılması gereken şey mevcudu tüketmektir. Yani bir şeyin sonuna gelindiğinde o şey bir durum olabilir, bir ilişki olabilir, bir konu, bir duygu olabilir. Bir şey sonuna kadar tükendiğinde zaten form değiştirir. Çok duyduk, ezberledik artık. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu kadar bilmemize rağmen, zihinsel düzeyde bunu bu kadar kabul etmemize rağmen hala hayatımızda bir şeyler değiştiğinde bir miktar rahatsız oluyoruz. Bu değişimden de böyle çok büyük olaylar anlamamak lazım. Bazen bir ev değişikliği, bazen iş değişikliği, bazen küçücük hatta saçımızı, görüntümüzü değiştirmek bile ya da bazen yarın yapacağımız planın değişikliği bile bizi rahatsız ediyor. Oysa ki teori diyor ki, yaşamda başımıza gelen değişime üç şekilde yanıt veriyoruz. Özellikle olumsuzlara ve hoşumuza gitmeyenlere. Bir şeyi kaybettiğimizde ya da hoşumuza gitmeyen bir değişiklik olduğunda ya o değişikliğe alışıyoruz, o şeyin kaybıyla yaşamaya alışıyoruz. Verdiğimiz tepkilerden biri bu. Bir diğeri, o kaybı telafi etmeye odaklanıyoruz. Hemen yerine yenisini koymaya ya da o yaşadığımız şeyin hüznünü, acısını unutmaya çalışıyoruz. Çok nadiren ama nadiren o yaşadığımız şeyin içindeki gelişim ve büyüme fırsatlarını bulup aynı olayı, aynı durumu bir kez daha yaşarsak neyi farklı yapabiliriz ve nasıl daha az inciniriz, nasıl daha az zarar görebiliriz, buna odaklanıyoruz. Şimdi değişim karşısında alışmak ya da telafi etmek zaten çok otomatikte verdiğimiz, bizi hayatta tutan tepkiler. Ancak o bizi zorlayan değişim karşısındaki gelişim fırsatlarını yakalamaya çalışmak, zihni, odağı, gönlü oraya çevirmek başka beceriler gerektiriyor, başka bakış açıları gerektiriyor. Bunların neler olduğunu ve nasıl öğrenilebileceğini ise bu başlık altında konuşuyor olacağız. Eğer ilginizi çekiyorsa lütfen kontak kurun.